Bu evin içinde altın bir madalyon saklı olmalı. Ben içeriye asla girmem. Hayır, hayır, hayır. Dert etme Pelu. Biz buradayız ve seni kollayacağız. Kim beni macera yolunda takip etmeye hazır? Ben! Hey! Burası tüylerimi ürpertiyor. Durun! Sakın kımıldamayın. Bakın! Bu karolarda yanlış bir adım atarsanız tuzak kapıları çalışır. Ah, köfte aşkına! Dikkatli olmamız gerekiyor. Evet, muhteşem Quatermain'i izlememiz yeterli. İşte altın madalyon. Onu bulduk. Quatermain, tüm tuzakların tuzaklamasını başlattık. Hiç sorun değil. Buradan çıkmamız için yeterli olacaktır. Başardık. Altın madalyonu ele geçirdik. Bu çok çok patikuladeydi. Hadi tüylü dostlarım. Macera daha yeni başlıyor. Ben az önce bitti sanmıştım. Şimdi bizi Tutankamon'un hazinesine götürecek son tarihi eseri de bulmamız gerekiyor. Gizli bir harita. Ve o buralarda bir yerlerde olmak zorunda. Hadi onu bulalım Buffy kediler. Seni yakalayacağımı söylemiştim Quatermain. Madalyon nerede? İşte burada patron. Mr. Scab, yakalayın onu. Limpo, yakala. Bu nedir? Bir harita. İşte aradığımız şey bu. Tutankamon'un hazinesinin gizli haritası. Evet, aferin sana Limpo. Teşekkürler Quatermain. O madalyonu hemen bana ver. Bu sadece bir müze broşürüne benziyor. Daha ne bekliyoruz ki? Hadi gidelim. Önce biraz oturamaz mıyız? Hem bir şeyler de yeriz. Buffy kediler, hazineye çok yaklaştığımızı hissedebiliyorum. Bu şekil çok tanıdık geliyor. Evet, başardık. Tutankamon'un hazine odasını bulduk işte. Gördünüz mü? Bütün bu hiyeroglifler, diğerlerinden daha fazla gömülü olanı bulmamız gerekiyor. Bunun uzun süreceğini hissediyorum. Beklerken bari bir şeyler yiyeyim. Olamaz. Köfte, sen ne yaptın? Ama Milady, ben sadece oturdum. İşte sonunda. Bu anı uzun yıllardır bekliyordum. Ben de. Bu sabahtan beri bekliyordum. Ne kadar heyecanlı. Tutankamon'un ta kendisi bu. Tutankamon'un sadık kedisi Tutan Kedim onu uyandırmaya kim cesaret etti? Adım Quatermain. Bu da cesur kedi Limpo. Ve bunlar da... Merhaba.
Siz de benim lahitimi açtınız. Benim uykumu böldünüz. Şimdi sizden intikamımı alacağım. Come on, come on, sultan, come on. Hazineyi bulana kadar sürecek bu sonsuz aramalar. Firavun anlatsan bize, meraktan bayılacağız. Haydi söyle. Hemen buradan çıkmamız lazım. Hayır. Önce hazineyi bulmalıyız. Bıyıkları bana diyor ki hazine orada. Hieroglif düğmesini buldum. Ama bir şey olmuyor. Impo, Nefertiti'nin kedisinin tasmasını yerleştirmelisin. Limpo, başardın. Tutankamon'un hazinesi bunca yıl sonra onu buldum. Şimdi bu nedir acaba böyle? Sakın ona dokunayım deme. Altın tırmalama tahtam. Altın tırmalama tahtamı buldunuz. Bunca zamandır buradaymış. Tozların arasında. Benim toza karşı alerjim var. Postumu kaşımak için sabırsızlanıyorum. Uzundur kayıp olan tırmalama tahtam. Onu ne kadar özlemişim. Aşağı! Tahmin edebiliyorum. Evet, görev tamamlandı tüylü dostlarım. Bu patikulane bir maceraydı. Ama asıl hazinenin bu olacağı kimin aklına gelirdi ki? Tutankamon'un tırmalama... Tırmalama tahtası gitmiş. Affedersin. Ama sabahtan beri sırtımda bir kaşıntı var. Size çok uygun bir şeyim var. Hey, bu ne koş? Şanslı kedi. Şans bugün sizden yana. Şuna bakın. Bir hazine haritası. Talimatları izleyin. Ve efsanevi kedi sakalın hazinesini bulun. Yelkenler aşkına. Teşekkürler Neko. Yapacağız. Haritada nerede olduğumuzu bulamıyorum. Hazineyi aramaya nereden başlayacağız? Beni izleyin. Tamam. Bu şanslı korsan parası. Doğru kullanırsanız her sorunu aşmanıza yardım eder. Şimdi hazine avı başlasın. Ne? Hayır! Para kuyuya düştü. Ama Pilu onu almak için gizli bir geçit biliyor. Evet, beni izleyin. Bol şans korsanlar. İyi eğlenceler. Evet, hazineye ulaşacağız. Yo ho ho. Burası çok karanlık. Bunun kötü bir fikir olduğunu düşünmeye başlıyorum. Tayfa, birbirinizden ayrılmayın. Korsan kedi düsturumuz budur. Aa, işte şanslı para. Ve 3 tane kapı. Ama hangisini açmak doğru ki? Bu harita kedi sembolünü izlememizi söylüyor. İşte gidiyoruz. Sanmıyorum Baby Pie. Bu korsanların gizli bölgesine açılan karanlık bir tünele benziyor. Hadi deniz kurtları. Kedi sakalın hazinesi bizi bekliyor. Haritaya göre burada bir köprü olmalı. İşte orada. Peki doğru yere getirip nasıl geçeceğiz? Haritada tüm kolları yukarı kaldırmamızı söylüyor. Ne? İşe yaradı belki. Diğerini de çek. Bu neydi?
Pilu? Kolu bırakayım mı? Evet Bucky, ve sonra koş. Aslına bakarsanız sadece 9 taş parçası ve 2 değerli taş var. Şuna bakın. Harita üzerinde kedi kafası var. Ve birkaç parçaya ayrılmış. Ve açılan bir kapı da var. Duş ya da kol görmüyorum. Kapıyı nasıl açacağız? Buldum. Bir bulmaca gibi. Kapıyı açmak için bunu çözmeli ve parçaları doğru yere koymalıyız. Bulmacalar eğlencelidir. Deneyelim hadi. Bulmaca tamamlandı ama kapı açılmadı. Hazineye nasıl ulaşabiliriz? Şanslı parayı kullanma sırası. İşte bu. Gidelim. Dur Tayfa. Uzakta bir ışık var. Başardık. Henüz değil. Hala gemiye ulaşmanın bir yolunu bulmalıyız. Kedi balıkların arkadaşı olmak istemiyorum ben. Haritada müzik notaları var. Bir borulu orgun yanında. Pilu, sen çalabilirsin. Sen müzisyen bir kedisin. Tamam Bucky. Bakalım birkaç tuşa basınca ne olacak? Ork ipi sudan çekiyor. Hayır. Üzgünüm. Do notası eksikti. Ben de başka bir taneye bastım. Bana yardım et şanslı para. Evet, gemideyiz. Ama hazine nerede? Bilmiyorum. Haritada başka ipucu yok. Durun, buldum. Şanslı para hazineyi bulmamıza yardım edecek. Anlaşılan şanslı para bu sefer şanssızdı. Ona ulaşamıyorum. Sanırım kırık dürbünle onu alabilirim. İşte parayı tuttum. Hadi Pilu, yukarı çek. Vay canına, şanslı parayı bir dürbün gibi kullanabiliyorum. Hey, şekilleri uyuyor. Para bize hazinenin yukarıda olduğunu gösteriyor. Yohoho, gidelim Tayfa. Kapı su korsanları. Demek kedi sakalın hazinesini almaya geldiniz, öyle mi? Bu kedi sakal. Evet. Ve hazinemi ele geçirmenin tek yolu beni yakalamak. Düşün peşine deniz kurtlarım. Beni yakalayamazsınız. Dikkat.
Bilo. Evet, korsan hazinesi. Harika. Yani hazinemi geri verin. Tekrar merhaba korsanlar. Ne bu? Yani kedi sakal sen misin? Tabii. Ve hepiniz hazine avında çok cesurdunuz. Yani tüm bunları tek başına mı hazırladın? Tek başıma değil. Bir arkadaşım el attı. Yani dokunaç. Yardımın için teşekkürler anne Ahtapu. Yani bu hazine hepsi bizim mi? Tadını çıkarın. Bunu hak ettiniz. Ama şunu söyleyin, eğlendiniz mi? Evet. Bu oynadığım en eğlenceli oyunlardan biriydi. Telafi etmek için birazını köfteye ayıracağım. İşin içinde mama olduğunu duyunca o da korsanlık yapmak isteyecek. Peki şimdi nasıl döneceğiz? Kolay. Tıpkı Neko'nun yaptığı gibi şanslı parayı kullanacağız. Şanslı para. Bizi eve götür lütfen. Şimdi ne olacak? Beni izle Tayfa. Bir hazine avı bizi bekliyor. Su altında. Hayır. Patikulade. Sadece arkanıza yaslanın. Benim ninnimden sonra baş aşağı dünyaya sürükleneceksiniz çocuklar. Ninnimi söylerken kafanı yasla. Arkadaşlarını yanında tut ve gözlerini kapa. Gideceğimiz çok uzak olmayan bir yer. Ama oraya tuhaf bir yer derler. Hiçbir şeyin düz durmadığını göreceksin. Belki kalacak ve çok seveceksin. Bu sadece bir oyun alanı değil. Baş aşağı dünyaya hoş geldin. Baş aşağı dünyaya hoş geldiniz. Baş aşağı dünyaya gelmek her zaman çok havalı bir şey. Bakın, büyük anne Pina. İşte birkaç muz kabuğu ve mutfağım tamamen temizlendi. Büyük anne Pina mutfağı nasıl temizleyeceğini unutmuş. Burası büyük anne Pina'nın dünyası değil köfte. Baş aşağı dünyada büyük anneler bile baş aşağı. Bu baş aşağı mutfak bizimkinden de kirli. Burada Teknobin çok işimize yarardı. Bir aygıt. Sizin dünyanızdan. Burada mı? Hayır, kim bilir neler olacak. Aman bıyıklarım. Baş aşağı şekilde çalışıyor. Kokuları emiyor ve onları çöpe dönüştürüyor. Hayır. Böyle devam ederse baş aşağı dünya kötü kokulu çöplerle dolacak. Karnabahar'ı çok severim. Hey, benim canım aniden spagetti ve köfte çekti. Köfte bu tehlikeli. Tuhaf kedi, sen uçabiliyorsun. Neden Teknobin'i durdurmuyorsun? Keşke yapabilsen. Ama güçlerim sizin dünyanızdan gelen şeyler konusunda bir şey yapamaz. Buffy kediler, aygıtınız doğruca sandığa gidiyor. Orası tuhaf odaya açılıyor. Hayır, bu olamaz. Acele edin, onu durduralım. Ah!
tuhaf odadayız. Bu yeri hatırladınız mı? Bakın, Teknobin emecek yeni kokular arıyor. Tuhaf bir koku alıyorum. Belki de tuhaf kediye tuhaf odada ne tür kokular olduğunu sormalıyız. Oh, tuhaf oda içerisinde baş aşağı dünyanın en tuhaf kokuları bulunur. Hiç fena kokmuyor. Şeker gibi kokuyor. Çok yapışkan türde şekerler. Aa, yani bu sonsuza dek burada yapışıp kalacağız demek. Haklısın Limpo. Aygıtınız bir tür dev şeker yaratıyor. Şeker! Atıştırma zamanı değil köfte. Dev şekerin içine hapsolmak istemiyorsak o platforma çıkmalıyız. Gidelim. Aşağı. Gidelim. Yine aşağı. Şimdi ne yapacağız? Buradan daha yukarı gidemeyiz. Ve dev şeker büyüdükçe büyüyor. Çok lezzetli olmalı. Dur köfte. Canın spagetti ve köfte istemiyor mu? Hayır Milady. Bu süper şekeri yemek için sabırsızlanıyorum. Buffy kediler. Köfte tehlike hissetmiyor. Bu demek oluyor ki... Tehlikede değiliz. Haklısın Milady. Ama o dev şeker bize dokunursa yapışır kalırız. Çok yapışkan olmalı. Fakat baş aşağı dünyadayız. Yani her şey baş aşağı. Öyleyse ne bekliyoruz? Şekerin içine dalalım. Tuhaf kedi. Teknobini sana doğru atacağız. Hazır ol. Anlaşıldı Limpo. Çıkış aynasını tam olarak doğru zamanda oluşturacağım. Dev şeker tüm baş aşağı dünyayı kaplamadan acele etseler çok iyi olacak. Vay canına, burada konuşabiliyoruz. Hayatımda ilk kez bir şekerin içinde yüzüyorum. Neredeyse vardık. Buffy kediler, burada yardım patisine ihtiyacım var. Ayrılalım. Teknobini yakalayıp buradan çıkmak öyle daha kolay olur. Bu eğlenceli. Dünyamıza yolculuğun iyi geçsin Teknobin. Hayya. İşte o aygıt. Sevgili dostlarım, başardık. O dev süper şekerden kalan şey. Bunu daha sonra yerim. İşte Buffy kediler, baş aşağı dünyayı kurtarmayı başardınız. Kısa süre sonra yine gelip beni ziyaret edin lütfen. Beni çağırmak için ne yapacağınızı biliyorsunuz. Evet, sadece baş aşağı bir şey yapacağız. Beni bekleyin, sıkıştım. Mutlu uyanın Buffy kediler. İşte Miyav şehrindeyiz. Tüm kedi mamalarımız ortadan kayboluyor. Üç gecedir tekrar ediyor. Üç gece. Bu tabela. Kendi kendine hareket etti. Kendi kendine hareket etti. Ya da biri hareket ettirdi. Cadı kediye dair eski bir Miyav şehri halk hikayesi vardır. Sokak tabelalarının arkasından kedi mamalarını çaldığı anlatılır. Ama ben halk hikayelerine inanmam. Olsun olmasın. Tek bir kedi bu kadar mamayı nasıl taşıyabilir? Buradaki trenle
Her soygunun ardından tren kendi kendine mama yüklü halde yola çıkıyor ve tamamen boşalmış olarak geri dönüyor. Piro, gidip bakmak ister misin? İçerisi karanlık mı? Evet, ama el fenerini kullanabilirsin. Mesur olmalıyım. Suçlu trende değilsin. Bir yerlerde ipucu bırakmış olmalı. Bir ipucu. Bakın, şüpheli sarı bir kumaş parçası bırakmış. Belki de ünlü tavşan adama aittir. Tavşan adam mı? Miyav şehrinin en hızlı patisi. Halk hikayesine göre ne zaman biri onları yemeye çalışsa kedi maması dolu kapları yok ediyor. Ya da tek gözlü uzaylı da olabilir. Uçan bir varille gelip tüm kedi mamalarını ışınlıyor. Ama biz halk hikayelerine inanmıyoruz. Öyle değil mi Buddy? Tamam. Kedi mamalarını nerede sakladığınızı görebilir miyiz? Abi, bizi izleyin. Ofisimdeki kasadalar. Affedersin Buddy. Bizim ofisimiz demek istedin herhalde. Benden daha fazla şerif mi olmak istiyorsun sen? İkimiz de şerifiz. Ben daha zeki olsam. Ben daha büyük ve güçlüyüm. Tamam Buddy. Öfkelenme. Bu Buddy değildi. Gök gürültüsüne benziyor. Tuhaf. Hiç bulut görmüyorum. Üç gece, bir parça kumaş ve gizemli bir gürültü. Sanırım suçlunun kim olduğunu biliyorum. Ama önce gidip kedi mamalarına baksak iyi olacak. Suçlu yeniden saldırabilir. İşte Şerif'in ofisi. İçerisi karanlık mı? Evet. El fenerini kullanabilirsin Pilo. Artık korkumu yenmeliyim. Bu suçluyu yakalamak için bir fırsat. Her şey sakin görünüyor. Yine o gök gürültüsü. Mamalar gitmiş. Çok geç kaldık. Şüpheli buradaymış. Pilo, şimdi ne yapacağız? Onu köprüde ya da kanyonda yakalayabilirsiniz. Atlarımızla. Onları evcilleştirmek için biraz enerji harcamanız gerek. Ama bunu yaptı mı ok gibi fırlarlar. Enerji desteği lazımsa bir şeyler yiyebiliriz. Büyük anne Pilo'nun makarnasıyla. Büyük anne Pilo. Bir anne Pina'nın makarnası varsa, hadi gel sakın kaçırmam, mutluluk burada. Hey! Makarna gücü! Kovalamaca başladı, yapa! Bol şans Buffy kediler! Geç kaldık, tren çoktan kalktı. Ama acele edersek hala yolunu kesebiliriz. Ayrılalım. Ben köprüye gideceğim. Siz de kanyona gidin. Ve en önemlisi bir hamburger getirin. Bir hamburger mi? Lokomotife ulaşmalıyım. Hayır, bir tünel.
aklım. Ah, ne lezzetli bir hamburger. Sen olduğunu biliyordum. Ve şimdi treni durduralım. Yaşasın. Köfte? Köfte, neden tüm o mamaları aldın? Ben mi? Ben bir şey hatırlamıyorum ki. Açıklayayım Buffy kediler. Köfte bir uyur gezer. Karnı 3 gecedir guruluyordu. O da Miyav şehrine mama aramaya geldi. Sarı kumaş parçası köftenin trend olduğunun kanıtıydı. Üzgünüm, hala açım. O da gök gürültüsü sesini açıklıyor. Teşekkür ederim dedektif Pilu. Sen çok önemli bir gizemi çözdün. Hadi Pilu için bir şarkıyla bunu kutlayalım. Cesaretle karanlık korkusunu yendi. Kanala üye ol.